Yılda 15 milyon yolcuya hizmet verecek 70 bin metrekarelik terminali 3200 metre uzunluğundaki pistiyle yeni Trabzon Havalimanı'na da başlayacağız. Samsun Trabzon Sarp hızlı tren projemizi de hayata geçireceğiz. Bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Hizmet ve eser siyaseti anlayışımızla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu seçim bölgesi Trabzon'da 14 Mayıs sonrası ilk kez parti teşkilatıyla basının karşısına geçtim. Hizmet ve eser siyaseti anlayışımızla kimse yarışamaz dedim. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilecek desteğin daha da artacağı düşüncesinde olduklarını belirten bakan muhalefeti eleştirdim. 14 Mayıs'ta milletimiz bir kez daha dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan'la dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak. Kıymetli hemşerilerim, terör örgütlerinin Türkiye düşmanlarının desteklediği masa takımı sandıktan hezimetle ayrılınca ne yapacağını şaşırdı. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenler bakalım daha ne maskeler takıp milletin karşısına çıkmaya kalkacaklar. Milletimizin feraseti 14 Mayıs'ta bunların maskesini indirdi. 28 Mayıs'ta bir daha gereğini yapacaktır. Kara İsmailoğlu durmak yok yola devam anlayışıyla eserleri kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti. Milletimizin umudu olmaya, güveni olmaya doğru adımlarla devam edeceğiz. Milletimiz başladığı işi 28 Mayıs'ta sandıkta bitirecektir. Türkiye üzerinden oyunlar oynamak isteyen terör örgütleri de küresel emperyalistler de sandığa gömülecektir. Milletimiz yine Recep Tayyip Erdoğan diyecektir. Bizler de her zamanki azmimiz, enerjimiz, vatan sevdamızı, millet aşkımızı en doğru biçimde sürdürecek Trabzon'umuza ve Türkiye'mize en büyük eserleri, hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz.